Nereye geldik? İmam Ali Rıza Hazretleri kimin oğlu? Musa Kazım Efendimizin kimin oğlu? Cafer Sadık Efendimizin kimin oğlu? Muhammed Bakır Efendimizin kimin oğlu? Ali Zeynel Abidin Efendimizin kimin oğlu? Hazreti Hüseyin Efendimizin kimin oğlu? Ali İbni Ebi Talib Efendimizin ki, efendim kimin damadı? Muhammed Mustafa'nın sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bu dersler böylece bir kısa bir iki ders içinde bitecek inşallah. Ondan sonra kendi tabii diğer derslerimize devam edeceğiz. Ama bunlarda da ne var? Çok ilimler var, hikmetler var. Ehl-i Beyt'i tanıma var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e irtibat var, ittisal var. Sıla-i Rahim var. Kainatın Efendisi'nin çocukları bizim babalarımız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim babamız. Babamız olduğuna göre onun bütün evladı, bizim büyüklerimiz, Ehl-i Beyt'imiz, sevmemiz farz olan zatlar. Devamlı salavat okuduğumuzda kimlere okuyoruz? Ve alâ âli seyyidina Muhammed dediğimizde Ehl-i Beyt'i, ailesi bu zatlar. Bunları tanımakta imanımız için artış var. Hasenemizde, sevaplarımızda artış var. Ve şefaatlerine nail olmamız için bir vesile var. Ve ondan sonra o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile aramızdaki sıla-i rahim, akrabalık bağını ne yapmak var? Kuvvetlendirmek var. Bu sıla-i rahim çok önemli bir şeydir. Çünkü ayet-i kerimede ne buyuruyor? Vezvacu matum, peygamberi zişanın eşleri ümmetin anneleridir. Bir kıraatta ne buyuruyor? Ve ebul levum, o da onların babasıdır. Bu kıraat Kur'an-ı Kerim'de şu anda okunmuyor ama okuyan alim, kıraat alimleri de sahabeden gelen bir kıraatta var bu. Hani hadis-i şerifte ne buyuruyor? İnnemâ ene lekum mislül validi, ben sizin için ne durumundayım? Baba durumundayım. Madem o babamızdır sallallahu aleyhi ve sellem, onun çocukları da bizim akrabamız, en yakınlarımızdır. Hatta kendi ana baba öz bir kardeşimizden daha ileridir Resulullah'ın torunları sallallahu aleyhi ve sellem. Onları daha çok sevmemiz lazım, daha çok tanımamız lazım, bilmemiz lazım. Burada bir hadis-i şerif gördüm. İmam Ali Rıza Efendimiz'in rivayet ettiği bazı hadis-i şerifler var. Burada da birkaç tanesini zikredeceğiz. Burada diyor ki kimden zikrediyor yani? İmam Ali Rıza Hazretleri naklettiği zaman babalarından. Babalarından ne demek? O diyor bana babam anlattı. Babası kim? Musa Kazım Hazretleri. Ona o diyor bana babam anlattı. Muhammed Bakır Hazretleri. O diyor bana babam anlatmış. Cafer Sadık Hazretleri. O diyor Muhammed Bakır Hazretleri. Böyle gidiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ali'ye geliyor. Hazreti Ali Efendimiz de diyor ki bana Resulullah söyledi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Lemma usriye bi ile sema, miraca çıkarıldığım gece raytu rahimen muallakaten fil arşi teşku rahimen ila rabbiha enna kata'atullah. Baktım ki bir rahim, yani ana rahmi dediğimiz o rahim, arşa takılmış, asılmış, yapışmış, birini, başka bir akrabasını şikayet ediyor. Diyor ki bu benimle ilişkiyi kesti. İlişkisini kestiği için, yani sıla-i rahimi kestiği için Allah-u Teala'ya şikayette bulunuyor. Biliyorsunuz hadis-i şerifte ne geçiyor? Er-Rahim, kıt'atü minel rahman, rahim kelimesi rahman isminden alınmadır. Rahmet kökünden gelir. Yani acımak demektir. Bir batında, bir karında doğanlar, kardeş olanlar işte falan böyle tabii yana doğru da gider, aşağı doğru da gider. Mesela annesiyle kardeş olan teyzeleri, o da yine rahimden geçiyor. Çünkü teyzen olması için ne olması lazım? Annenle ikisi aynı batından doğması lazım. Hep rahimden geliyor bu akrabalık ilişkileri. Bu merhametten geliyor. Onun için muallakatun bil arş, rahim arşa bir irtibatı arşladır. Tekulü ne diyor? Men vasaleni vasalullah, men kata'ani kata'ullah. Benimle irtibatı ekleyeni Allah umduklarına nail eylesin. Benimle irtibatı kesenleri Allah umduklarından kessin, koparsın diye. Böyle bir bedduası var. Rahimin duası da kabul, bedduası da makbul oluyor. Onun için bir rahim gördüm. Başka bir rahimden davacı olmuş. Bu benimle irtibatı kesti diye Rabbine şikayetleniyor. Kultü, ben sordum diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o rahime. Rahim dediğimiz bu bir yani manevi, ruhani tarafı. Ana rahmidir ama Allah dile getirdiği zaman el de konuşuyor, ayak da konuşuyor. Ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Ve tukellimun aidihim, elleri bizimle konuşacak diyor yarın ahirette, değil mi?
Öteşhedü orculum, ayakları şahitlik yapacak. El ayak konuşuyorsa rahim de aynı insanın vücudunun bir parçası. Yani buraların dili yok. Ama dilin de ne ona konuşacak hali yok. Dil de bir et. Yani dil de bir et. Dili de konuşturan Allah-u Teala. Yoksa şimdi o dile o konuşma hassesini veren Allah ele de verebilir. Yani dilin burada bir farklı özelliği yok. Allah-u Teala onu oraya, konuşmayı oraya tahsis ettiğinden orası konuşuyor da el konuşmuyor. Yoksa oradan alsa, ele verse el konuşur. Çünkü neden? Dilde özel bir şey değil ki, yani teknolojik bir cihaz değil ki. Dilde et. Hem de satıyorlar dil diye, millet alıyor yiyor. Ondan sonra demek ki konuşturan Rabbim her yeri istediğinde konuşturuyor. O rahime sordum ki kem beyneke ve beynamin ebin, senin bu şikayetlendiğin öbür rahimle senin aranda ne kadar baba var? Yani hani amcanın çocuğu mu, babanın oğlu mu, nedir yani ilişkiniz? Akrabalık, yakınlık dereceniz? Kalet diyor, neltekî fî erba'îne eben, 40. babada buluşuyoruz diyor. Ne anladın? Yani ne kadar geri gitse de eğer bir akrabalık ilişkisi biliniyorsa irtibat lazım, ziyaret lazım, hal hatır etmek lazım. Anladın mı? Şimdi nerede 40. babada buluşmak? Kendi babasında, anasında buluşanı bile ne arayan var, ne soran var. Hele birisi köşeyi döndüyse, zenginse, öbürü fakir kaldıysa hiç aramaya lüzum yok. Neden? Çünkü fakir mutlaka bundan bir şey isteyecek diye artık onun telefonları değiştirir, ev adresi değiştirir, arayana da yoğum deyin. Böyle bir sıkıntı. Onun için biz de burada efendim İmam Ali Rıza Efendimiz 1200 sene evvel yaşamış. 1200 sene. 1200 sene evvel diyelim ki 30-40 şey var arada. Şimdiki yani imamlar, Ehl-i Beyt'in soyu yani ortalama 36-37. Şeye geliyorlar. Şimdiki torunlar ortalama bir hayat farz edildiğinde, hesap edildiğinde, bazılarının babalar çok uzun yaşamış olur da daha kısa, belki 25'te 30'da da bulunan olur ama ekseriyetle şu andaki ömürler itibariyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen torunlarda hep şeceresi olanlarda baktığımızda 36, Seyyid Muhammed Alevi Maliki Hazretleri mesela 36.ydi şimdi. O vefat etti, oğlu 37 oldu. Hani bu ortalama budur. Ama bak diyor 40 baba evvelden yukarıda buluşuyoruz ama bu diyor benle irtibatı kesti diyor. Ta o 40 baba sonra gelenin bu irtibatı kestiğinden şikayetleniyor. Dolayısıyla biz de Muhammed Mustafa'mızla sallallahu aleyhi ve sellem, Ehl-i Beyt'iyle, o bu büyük torunlarla, bu kıymetli imamlarımızla irtibatı kesmeyeceğiz. Nasıl? İşte şimdi onların ismini anarsak, tarihçelerini anlatırsak, kerametlerini anlatırsak, faziletlerini anlatırsak ne olmuş olur? Onlara karşı bir vazife ifa etmiş oluruz. Böylece Resulullah ile sallallahu aleyhi ve sellem sıla-i rahim bağımızı kuvvetleştirmiş oluruz inşallah. Zaten bize yarayacak hangi akrabalık ahirette? Resulullah'la olan bağımız sallallahu aleyhi ve sellem. Ne buyuruyor? Küllü nesebin ve sebebin maktu'un yevmel kıyamet. İlla sebebi ve nesebi, bütün irtibatlar, alakalar, bağlar, soylar, soplar, şecereler kıyamet gününe çıkıldığı vakitte kesip kopacak. Artık ne anasını arayacak, ne babasını soracak. Herkes derdine düşmüş, cennete girebilmek için, cehennemden kurtulabilmek için çare arayacak. Ancak benimle olan irtibatlar ve benim soy bağım ve benimle olan manevi sevgi bağlantıları, bunlar kesilmeyecek buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi biz burada oturuyorsak, konuşuyorsak, onun torunlarındaki o büyük imamlardan bahsediyorsak, demek ki burada ne var? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le bir sebebiyet bağı var, hem nesebiyet bağı var, hem soy bağı var. O irtibatı kuvvetlendirmek var. İnşallah bu kopmayacak bir ipe tutunuyoruz. O urvetül vıska, en güvenilir kulptan tutunuyoruz. Ve inşallah hangi bağlantılarımız koparsa kopsun, Allah sevgilisiyle bağımızı koparmasın. Sallallahu aleyhi ve sellem dostlarıyla irtibatımızı kesmesin fazl-ı keremiyle. İmam Ali Rıza Hazretleri İran'da yatıyor. İran'ın Meşhed kenti var. Meşhed kentinde yatıyor. Herhalde eski adı Tuz'dur. Tuz kenti, Meşhed
Meşhed de ziyaret yeri demek. Çünkü oraya çok akın ziyaretçi geliyor İmam Ali Rıza Hazretleri'nin kabri şerifine. Meşhed'de yatıyor. Bize de ziyareti nasip oldu bir iki seneler evvel. Bu hususta mesela bir kitapta yine Abi'ül Mevedde isimli bir eser var. Şimdi ona bakamadım, bir vaktim yoktu. Kitap da yanımda yoktu ama evvelce gördüm o kitapta. Bir hadis-i şerif naklediyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Setüdvenü bid'atü mini fi Horasan. Bu mıntıkaya Horasan bölgesi de deniyor İran'ın oralara. Benim bir parçam diyor Horasan'a gömülecek. Hadis-i şerifi görüyor musun? Benim bir parçam, İmam Ali Rıza'dan bahsediyor. Ta 200 sene sonra gelmiş. Benim bir parçam Horasan'a gömülecek. Ya 200 sene sonrasını ne bilir? Hazreti Mehdi geliyor 2000 sene sonra onu anlatıyor da. Adını söylüyor, babasının adını söylüyor, şeklini söylüyor, konuşma şeklini söylüyor. Hazreti Mehdi hakkında dünya kadar hadis söylüyor değil mi? O ne zaman geliyor? Şimdi daha 1400 sene geçti, daha da kim bilir kaç yüz sene sonra gelecek. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 200 sene sonra neymiş ki? Benim bir parçam Horasan'a defnedilecek. Onu ziyaret edene müjdeler olsun. Ziyaret edene şefaat nasip olsun. Böyle duaları var. Allah bize de size de tekrar nasip eder inşallah. Ama gidenler varsa, iş icabı falan bazı İran'a oraya buraya gidenler oluyorsa, Meşhed kentine İmam Ali Rıza Hazretleri'nin kabri şerifine mutlaka gitsinler. Tabii orada ekseri ziyaretçiler Şii'dir. O bizi alakadar eder mi? Etmez. O bizim de imamımız. Yani oraya Şiiler gidiyor diye biz gitmemezlik etmeyeceğiz. Çünkü Ehl-i Beyt imamları bizim de imamımız. Biz onları nasıl bırakırız, terk ederiz? Onun için İmam Ali bin Musa, yani babası Musa Kazım Hazretleri, geçen ders konuştuğumuz Ali Rıza Hazretleri hicretin 148. senesinde Medine-i Münevvere'de doğdu. Annesi Ümmü Veled. Ümmü Veled demek yani cariye de, çocuğu olan cariyenin adı, yani lakabı Ümmü Veled oluyor. Onun özel hukuku oluyor İslam'da çocuk doğurduğu zaman. Efendim, ismi Erva validemiz. O annesinin adı Erva. Erva pek takmıyorlar Türkçe'de. Takıyorlar mı Türkçe'de? Türklerde. Ya isim soruyorsunuz. Al size bir isim. Kızlarınıza. Erva. Bu güzel bir isim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin halalarından da var bu isimde. Erva. Olsun, bugün yarın doğanlar, bu arada doğanlara Erva takın kızlara. Ha. Künyesi efendim R harfi. Ha. Erva. Künyesi Ebul Hasan radıyallahu anh. Lakapları çok var. Rıza lakabı en meşhur. Es-sabir, sabırlı demek. Ez-zeki, tertemiz demek. El-veli, Allah dostu demek. En meşhur lakabı zaten Er-rıza. Mübarek tarifi orta boylu, siyah. Rengini, Ali Rıza Hazretleri'nin rengi neymiş? Siyah. Efendim, çünkü annesi siyah idi. Annesi cariye ya. Annesi siyah olduğundan, tabii tam siyah olmaz. Çünkü baba siyah değil ya. Baba siyah olmaz değil mi? Melez mi diyorlar? Karışım oluyor. Ama siyaha daha fazla ağır basıyordu. Siyah tarafı. Radıyallahu anh Efendimizin. Bir gün hamama girdi. Hamamda yıkanırken mübarek bir askeriyeden biri geldi. Dedi kalk buradan dedi be. Onu tanımıyor onu. Kaldırdı yerinden. Ondan sonra dedi ki ey siyah, siyahi dedi. Ey siyahi dedi. Bırak kafama su dök bakayım. Hadi bana bir hizmet et falan. Kalktı mübarek. Başına su döküyor onun falan. Halbuki bütün dünya onu bilenler çok hürmet ediyorlar o zaman. Hemen orada birisi, hamama biri daha girdi, bir baktı. İmam Ali Rıza Hazretleri o adama su döküyor kafasına falan. Bir bağırdı. Ya cündi helek de. Şey dedi. İnzibat dedi. Helak oldun dedi. Helak oldun dedi. Bittin sen dedi. Etestakdimu İbne binti Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın kızının oğlunu, torununu mu kendine hizmet ettiriyorsun? Torununu hizmetçi mi yaptın Resulullah'ın? Sallallahu aleyhi ve sellem. Eyvah dedi. Başladı ayaklarını öpme o. Subay neyse. Başladı elini öpüyor, ayağını öpüyor. Yahu diyor sana diyorum ki kalk başıma su dök. Niye demiyorsun ki ben Resulullah'ın torunum? Niye diyeyim diyor. O diyor ki ya o zaman dökmem de. Niye dökmem dedi. Sevap yaptığım, iş sevap dedi. Sen bana sevap yap diyorsun. Sevap niye yapmayayım dedi yani. Sırtına su dökmek adamın sevaptır dedi yani. Anladın mı?
Ondan sonra ben dedi sevap olan işte sana isyan etmek istemem dedi. Ondan sonra bana dedi böyle köle desen, siyah desen falan, zenci desen bundan ben alınmam dedi. Yoksa bana zulmedersen, o zulmedersen günahın o zaman olur. Yoksa bu ben zaten siyahım dedi, bana siyah desen doğru demiş olursun. Yalan demiş olmazsın. Yani Ehl-i Beyt'in hep farkındaysanız geçen derslerden beri şahsiyetleri, kimlikleri, kişilikleri, mürüvvetleri, efendilikleri, beyefendilikleri, nezaketleri, zarafetleri falan, yani bu derslerin toplamından da çıkan şey bu. Ehl-i Beyt'in özellikleri. Şairinin adı Di'bil el-Huza'i, kapıcısının adı Muhammed el-Furat. Yüzündeki nakış ne yazdırmış yüzüğüne? Hasbiyallah. Muasırları Halife Emin, Halife Me'mun. İki halife, Abbasi dönemi, Abbasi halifelerinden bunların dönemi. Evet. 12 imamda da çok Ali Rıza Hazretleri'nin önemli bir yeri var. Hatta diyorlar ki Hazreti Ali Efendimiz, İmam Zeynel Abidin, bir de İmam Ali Rıza, onların üçüncüsü geldi. Yani sırada üçüncü değil ama fazileti, mertebesi çok üstün olduğunu alimler söylüyorlar. Cömertlikleri zaten eşsiz. Muhammed İbni Yahya el-Farisi anlatıyor. Ebu Nüvas diye bir şair var, Arapların en meşhur şairlerinden. Bir gün diyor İmam Ali Rıza Hazretlerine baktı. Halifenin yanından çıkmıştı İmam Hazretleri. Güzel bir katıra binmiş. Geliyor. Yanaştı, selam verdi. Dedi, ey Resulullah'ın torunu sallallahu aleyhi ve sellem, senin hakkında bazı beyitler, şiirler söyledim. Benden dinlemek ister misin? Söyle dedi. O da başladı söylemeye. Yani Arapça beyitler ama o zamanlar biliyorsunuz edebiyat zirvede. Şu anda da Araplarda edebiyat zirvede. Şimdi bile bakarsın Arap televizyonlarında falan şey oldu. Bilhassa Suud kanallarında falan kralın önünde çıktıkları zaman şiirler okuyorlar. Şiirler söylüyorlar. O gidiyor, o geliyor, şiirler falan. Aynı usul devam ediyor yani. Mutahharune nekiyyatun ziyabuhumu tecris salatu aleyhim kullema zükiru. Men lem yekun aleviyen hine tensibu fe ma lehu min kadimid dehri muftakaru. Ulaike el kavmu ehlul beyti indehumu ilmul kitabi ve ma caet bi süveru. Öyle de okuyor yani. Arapça bilmeyen Kur'an zanneder yani böyle. Böyle de fasih şair Ebu Nüvas, çok meşhur şair. Diyor ki sizin hakkınızda yazdım diyor. Onların kalbi temiz, elbiseleri temiz, içleri dışları temiz. Onlar ki ne zaman anılsalar üzerlerine salatü selam gelir, getirilir. Değil mi? Tecris salatü, tücuras salatü de olur. Yani atları geçse ne diyoruz? Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed dediğimizde her salavatta onlar zikrediliyor. Bir insanın nesebi diyor Alevi değilse, Alevi ne demek? Hazreti Ali'nin soyundan gelen demek. Eğer Hazreti Ali'ye mensup değilse o benim babam şu, atam bu, işte ne kadar krallara dayansa, şuna buna dayansa iftihar edecek bir soyu yok. Ancak Hazreti Ali'ye dayandığı zaman kime dayanmış oluyor dolayısıyla? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e dayandığı için ne geliyor? O soya bir izzet ve şeref geliyor. Bu zatlar ki Ehl-i Beyt'tir. Bunlar ki Kur'an'ın ilmi de onların yanındadır. Surelerde gelen ilimler de onların yanındadır diye böyle bir beyt okuyor. İmam Ali Rıza Hazretleri dedi ki hakikaten senden evvel kimse böyle bir beyt söylememişti. Hemen yanında kölesi var, hizmetçisi var da dedi ne var yanımızda hediye verecek falan. Dedi 300 dinar var. Büyük para. Dedi ver onu ona dedi. Sonra eve gitti. Dedi belki az geldi ona dedi şimdi o 300 dinar. Dedi, o de, katırı da halife hediye etmiş, güzel bir katır. Dedi bunu da götür ona dedi. Götürdü. Böylece efendim verirlerdi ama bazıları da mesela Di'bil el-Huza'i, bu zat onun şairiydi. Merv'de yanına girdi. Dedi ben Ehl-i Beyt hakkında bir kaside söyledim ama yemin ettim kimsenin yanında onu söylemeyeceğim. İlk sen benden dinleyeceksin. Ondan sonra İmam Ali Rıza Hazretleri buyurdu. Söyle bakalım. Başladı. Zekertü mahallel rab'i min arafati fe ecraytü dem'al ayni bil aberati. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Birkaç sayfa. Söyledi, söyledi. Uzun bir kaside. 120 beyit.
120 beyit. Bitirince İmam Ali Rıza Hazretleri ona da bir kese, içinde 100 dinar vardı. Dedi yok. Vallahi ben dedi, sırf sana selam vermek için, seninle bereketlenmek için, teberruk yapmak için geldim. Kese bese para falan istemiyorum dedi. Bir mübarek cemaline bakayım. Benim ihtiyacım yok dedi. Ama dedi bana elbiselerinden bir şey vereceksen bereket olsun, teberruk olsun, bana çok makbule geçer dedi. O da ona cübbesini verdi. Cübbesini verdi. Ondan sonra fakat dedi sen yine dedi bu keseyi de al. Çünkü çok ihtiyacın olacağı bir zaman gelecek. Bunu da harcayacağın bir durum olacak dedi. Hep böyle kerametler gösterirlerdi Ehl-i Beyt'in imamları. O da cübbeyi aldı. Ondan sonra bir süre Merv'de durdu. Irak'a giden bir kafileye katıldı. O da yola çıktı. Yolda hırsızlar, yol kesenler karşılarına çıktı. Kafileyi soydular, soğana çevirdiler. Ne var ne yok aldılar. Birkaç kişiyi tuttular. Bu Di'bil şair olan zatı da geri koydukları arasında eylediler. Ondan sonra onları yakın bir yere kadar götürdüler. İşte mallarını taksim ederlerken falan hırsızların başındaki yani eşkıya başı diyor ki اَرَا فَيْئَهُمْ ف۪ي غَيْرِهِمْ مُتَكَسِّمًا وَاَيْد۪يهِمْ مِنْ فَيْئِهِمْ سُفُرَاتُ. Bu beyti okuyor. Bu beyti kimin? Bu Di'bil'in, bu esir alan Di'bil'in Ehl-i Beyt'i metheden, deminki kasideden bir beyt. O tabi zamanla yayılmış, edilmiş, millet onu ezberlemiş. Diyor Ehl-i Beyt öyle mübarek insanlardır ki ganimetten hisselerine düşenleri de başkaları bölüşür. Yine onların elde cepte bir şey yok, sıfır kalır. Yani Ehl-i Beyt kendi hissesini de dağıtır diyor. Bu beyti okuyunca o Di'bil de dinliyor şimdi. Dedi ki bu beyt kimindir biliyor musun yani bu şiiri söyleyen kimdir? Bilmez miyim dedi. Huza'a kabilesinden Ehl-i Beyt'in şairi Di'bil'dir. Ehl-i Beyt'i methediyordu. Bu şiirleri onlar hakkında söyledi. Dedi vallahi kasidenin sahibi benim. Onu söyleyemem. Hadi git dedi be. Ne konuştuğunun farkında mısın sen dedi. O kim? Sen kim falan. Yahu dedi bunu istediğin adama sor. Burada kafileyi soydun. Git o kafileye sor. Herkes beni tanıyor. Söylesinler sana. Gitti herkese soruyorlar ki belki biri şaşırır mı diye. Herkes dedi ki bu Ehl-i Beyt'in maruf, mevsuf şairi Di'bil'dir. Ondan sonra dedi o zaman oku bakalım. Bu şairler de kendi yazdıkları şiiri sonra ezbere okuyamazlar ha. O anda bir doğuş gelir. Yazarlar. Sonra oku desen onu okuyamaz ki onu. Bu Kur'an'ın Kur'an'ın mucizesi mesela değil mi? Kur'an-ı Kerim'i. Hafızada kalıyor. Devamlı okuyorsun. Şair kendi bir şiir yazar. Mesela sonra okuyamıyor onu. Bir de ezberlemesi lazım. Canı çıkar ezberlemesi. Yazmak daha kolay. Yani bir gelir içine yazar sonra unutur onu. Dedi ki bir oku bakalım. O tabi yazı yok bir şey yok. O anda orada kağıt yok. Baştan sona tamamını okudu. 120 beyt öyle kolay da bir şey değil. Dedi yahu sen dedi senin hakkın bize vacip oldu dedi. Biz dedi kafileyi saldık. Bütün efendim mallarını aldık. Şimdi dedi hemen onları da yolda yetişelim yakalayalım. Sana ikram olsun Ehl-i Beyt'in şairi olduğun için. Eşkıyanın başı diyor ha. Bütün aldıklarımızı herkese geri verelim dedi. Senin hatırın için çünkü bu Ehl-i Beyt'i metheden bir insansın diye. O zaman böyle yani eşkıyada bile bir ilim vardı, bir kültür vardı, bir edebiyat vardı. Değil mi? Şimdiki adam profesör olmuş hiçbir şeyden haberi yok yani. 12 imam desen tanımaz, İmam Ali Rıza desen bakar suratına hiçbir şey yok. Allah dostlarından sorarsan Allah dostlarının listesinden bilen çok az, çok az. Ama gavurlardan sorarsan onların efendim ne diyorlar, sopranosu, bilmem nesi, bağıranı, çığıranı hepsini ezbere biliyorlar ha. O da kültür oluyor. Ve bir konuşmaya başlıyorlar Fransızların şu efendim İngiliz'in şusu, bilmem Macar'ın busu. Sen de böyle Fransız gibi bakıyorsun. Ondan sonra Allah, adamlar ne kültürlü adamlar. Ulan ne kültürlü adamlar. Sen Di'bil el-Huza'yı tanıyor musun? Tanımıyorum Ehl-i Beyt'in şairini tanımıyorsan işte hırsız yakaladı mı da öyle gidersin işte gümbürtüye malın da soyar alırlar. Dünyada ahirette bu dostları bunların adamlarını tanımaktan fayda göreceğiz inşallah. Ya görenler oldu. Allah için bak keseye lazım değil dedi. Allah için mededen orada
Bütün millet de onun hürmetine kurtuldu. Ondan sonra aldılar onu işte Kum şehrine götürdüler. İran'da bir şehirdir, Kum kenti var ya. Oraya geldiler. Ona çok da mal verdiler. Dediler ki bu İmam Ali Rıza Hazretleri'nin cübbesi orada, yanında ya cübbe, aldı cübbeyi gidiyor. Dedi ki bu cübbeyi bize sat. Eşkıya istiyor yani, bereket için. Ne gülüyorsunuz mübarek? Doğrusu diyorum, teberrük yani bereketlenmek için. Allah Allah, belki hidayet nasip olur, tevbe nasip olur. Allah dostlarının cübbeleri hürmetine ne var? Ondan sonra dedi ki 1000 dinar para verdiler. 1000 dinar, çok büyük para. Dedi vallahi la ebi'uha ve innemâ ehaztu alî teberrük min ezir. Ben onun dedi giydiği bir şeyi bereket olsun diye aldım, ben bunu satamam falan. Sonra peki dediler, o zaman sana baskı yapamayız. Orada 3 gün kaldı. Oradan 3 mil kadar dışarı çıktı Kum kentinden. Gençler bunu duymuş. O memleketin gençleri gittiler, yolda bunu yakaladılar. Cübbeyi zorla aldılar. Bereket olsun diyor. Lan bereket olur mu öyle? Adamı mı soyuyorsunuz? Ondan sonra bizim millete bir acayip. Bir de sakalı şerifi çalıyor. Ulan sakalı şerifi çalarsan ondan sana hayır gelir mi? Sakalı şerifi çaldın mı Allah'ın Resulü sana lanet eder ya. Adama intikal etmiş. Ya veraset diyor ya biri hediye etmiş. Yani neyse o adamda o yani bunu çalan. Bir de yani iyi niyetle çalınır mı bu ya? Ondan sonra cübbeyi getirdiler Kum kentinde. Dediler böyle böyle. Yaşlılar falan duydular bunu. Ya siz ne yaptınız? Gidin geri verin. Bir daha tekrar onu aldılar. Efendim getirdiler, yolda buldular. Dediler ki bak bu cübbe sana yar olmayacak dediler. Niye? Bu artık meşhur oldu. Sende İmam Ali Rıza Hazretleri'nin cübbesi var. Biri gider biri gelir. Bunu senden biri alır. İyisi mi sen dediler. Yani bunu bize bırak. Baktı ki yani yolda hiç para da almadı ama baş edemeyeceğim yani. Çünkü heves ediyorlar, peşine düşüyorlar. Cübbeyi onlara bereket olsun diye bıraktı. Efendim, sonra İmam Ali Rıza Hazretleri'nin hakkında yazılan tabii bu beyitler, bu kasidelerde diyor ki hurucu imamin la mahalete haricun yakumu alesmillahi bil berekati yumeyyizu fina kulli hakkın ve batılin ve yezzi alen ne'mâi ven nikamâti. Bu ehli beyt imamlarından en sonunda çare yok, bir tane çıkacak var. Kim o? Hazreti Mehdi. O Allah'ın adıyla çıkacak, bütün bereketleri getirecek, haklı haksızı birbirinden ayıracak. Evet, herkese karşılığını verecek. Bu beyitler söylenince İmam Ali Rıza Hazretleri ağlamaya başladı. Sonra dedi ya Huzai lekad nataka ruhul kudüs ala lisanik bi hadeynil beytin. Bu şiirin hepsini 120 beyti okudun ama bu 2 beyti senin dilinde Cebrail Aleyhisselam söyledi dedi. Bu senin dilinden çıkıyor ama söyleyen bu 2 beyti Cibril-i Emin ruhul kudüs söyledi. Dolayısıyla bu zatların faziletine erişilmez, menakıpleri bitmez. İbrahim İbni Abbas Hazretleri anlatıyor. Diyor ki, İmam Ali Rıza Hazretleri öyle bir alimdi ki, ne sorsan bilirdi, onun zamanında ondan daha alim bir kişi görmedim. Halife Me'mun, Abbasi Halifesi, onu imtihan ederdi. Bazı sorular sorardı. Hemen anında cevap verirdi. Çok az uyurdu, çok oruç tutardı. Her ay 3 gün oruç, asla nafile orucu terk etmezdi. Çünkü her ayda 3 gün oruç tutan için hadiste ne buyurdu? Sıyamut derikül, her ay 3 gün oruç tutan bire ondan sevabıyla ne eder? Bütün seneyi oruç tutmuş çünkü. 3 gün 30 güne karşılık. O hadis-i şerifi rivayet ederdi. Çok iyilik yapardı, çok sadaka verirdi. Mehtap olduğu gecelerde değil, özellikle mehtap olmadığı zaman karanlık geceleri tercih ederdi ki gecede kimin kapısına ne sadaka götürdüğünü görmesinler diye. Yazın hasıra otururdu. Kışın yünen üzerine otururdu. Evet. Bir kere diyor bir adam geldi ona sordu. Dedi ki Allah kullarına güçlerinin yetmeyeceği şeyler yükler mi? Dedi hüve adelü müzalik. Allah bunu yapmayacak kadar adildir. Dedi peki o zaman insanlar her istediklerini yapmaya kadir mi? Yani kendi iradesi elinde istediğini yapabilir mi? O zaman cevap verdi, hum acizun min zalik. Onlar da böyle her istediğini yapmaktan acizdir. Bak. Allah yapamayacağı şeyi yükler mi diyor? Allah bunu yapmayacak kadar adildir. E insan istediğini yapabilir mi? İnsan da her istediğini yapamayacak kadar acizdir. Böyle hikmetli cevaplar efendim
Onu ona sorarlardı. Yasir el-Hadim diyor. İmam Ali Rıza Hazretleri'ni şöyle buyururken işittim. İnsanlar üç yerde çok vahşete kapılacaklar. Yani kapılıyorlar dünyada ve ölürken ve ahiret itibariyle. Üç yerde insanlar çok yalnız, korku içerisinde efendim tedirgin olacaklar. Bir, dünyaya çıkarken annesinin karnından çıkan çocuk, tabii bizim o zaman kendimizden haberimiz olmadığı için o yalnızlığın, o vahşet hissinin farkında olmamış olabiliriz. Ama o çocuk canlı çocuk olarak çıkarken de illaki işte o ağlaması, o alıştığı yerden ayrılması, ne olursa olsun 9 ay orada kalmış, oraya alışmış, orada karanlık, dışarı çıkmış dünya aydınlık, bir tedirginlik, zaten o ağlamak da onun belirtisi. Bu birinci noktası. İkinci nokta, ölürken ahireti ve ahiret ehlini gördüğü zaman, Allah o günde bize yardım eylesin. Birden bu dünyadan, bu ışıklardan, oturduğumuz, kaldığımız, yaşadığımız yerden, yataktan, yorgandan, hanımdan, çocuktan göz kapanıyor, perde geliyor. Bir anda öbür taraf açılıyor. Kimisi cenneti, cennete gideceği yerleri o anda görmeye başlıyor. Kimisi cehennemde yanacağı yerleri o anda görmeye başlıyor. Bu nasıl bir değişikliktir? Bir dakika evvel ha 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 yapıyordun. İnsanları görüyorsun şimdi şey çekiyorlar. Kamera memara yollarda kazalardan evvel. Haberlerde gösteriyor. Ölümünden bir dakika önce diyor. Yani o arada mesela bir olay oldu işte. Kamyon çarptı, bir şey oldu. Ölümünden bir dakika önce falan. Bir bakıyorsun bazı kere, yani haberlerde rastlıyorsun. Efendim gülüyor. Bir dakika, yarım dakika. Yarım dakika çok bir zaman ölmek için. Ahirete bir dakikada değil, saniyede gidersin. El mevdu. El cennetu ekrabu ila ahadikum min şiraki na'li ve nâr mislu zâlik. Hadis-i şerifte. Cennet sizin birinize takunyasının kayışından daha yakındır. Cehennemde ona keza. Ne demek? Yani elinden ayağın ne kadar yakın, bir adam sağlam adam elini ayağına uzatması. Yani orada ayakkabının bağcığına uzanması, onu tutması diye anlayalım meseleyi. Bu ne kadar yakın? Cennet sizin birinize ondan daha yakın. Cehennem de öyle. Yani nerenin malıysan, nerenin adamıysan anında öldüğün anda ya cennettesin ya cehennemdesin. Hatta adam merdivenin başından yuvarlandı, aşağı doğru inerken düştü, yani yuvarlandı, yarı yolda öldü, merdivenin yarısında öldü, merdivenin dibinde cehenneme düştü. Halbuki düştüğü yer, yani merdivenin altı. Sen cesedini görürken orada görüyorsun. Halbuki merdivenin başında dünyadaydı, ortasına gelirken o gümbürtüde öldü, yani bir merdivenin de inene kadar cehenneme gitti. Çünkü ruh çıkar çıkmaz, kabri cehennem çukuru oldu. Tabii sonra gömülecek, edilecek, o mezar ayrı. O anda ruh gidiyor. Onun için cennet sizin birinize takunyasının kayışından daha yakın, cehennem de öyle. Anında ölebiliriz ya. Ya cennetliyiz ya cehennemliyiz. Allah'ım cümlemizin makamımızı cennet eylesin. Amin. Ölürken, ahireti görürken çok dehşete düşecek dedi. Bir de diriltilirken o ne acayip bir şey ya. Kabirden kalk diyorlar, kalkıyorsun, yeni bir arazi, mahşer toprağı. Üzerinde hiç Allah'a isyan edilmemiş. Dünyada görmediğin ahkam, orada dünyada işlemeyen yeni kaideler var, kurallar var. Melekler mahşeri düzenliyorlar, yürü buraya, geç buraya, git şuraya. Hiç itiraz hakkın yok, elinde hiçbir imkan yok, yemek yok, içmek yok. İstirahat yok. Onun için üç yerde insanlar çok vahşet içinde, yalnızlık hissine kapılacaklar. Allah o günde cümlemize selam ve selametler nasip eylesin. Onun için bakın, Yahya Aleyhisselam'a Allah Teala selam verirken de, İsa Aleyhisselam kendisine beşikte konuştuğu zaman selam verirken de bu üç yeri tahsis etmiş. Bu da İmam Ali Rıza Hazretleri'nin güzel bir tespiti oldu bize. Bu ilmi ilk olarak biz yani Kur'an'da ayetti biliyoruz ama o üç noktada niye selam tahsis edildiğinin hikmeti burada çıktı onun bu kelamında. Ne buyuruyor? Yahya Aleyhisselam hakkında ve selamun aleyhi yevme ulide ve yevme yemutu ve yevme yub'atu hayya.
doğduğu günde, öldüğü günde, diriltildiği günde Yahya'ya selam olsun. İsa aleyhisselam beşikte konuştuğu zaman anasına iftira ettiler de bu çocuğu nereden getirdin falan. Ona sorun dediği vakit beşikte konuştu ya mucize olarak. Cevap ver. İnni Abdullah, ben Allah'ın kuluyum. Ataniye kitap, bana kitap verdi. Cealen nebi ya, beni peygamber yaptı. Beşikte söylüyor bunlar. Bu sözlerin sonunda ne diyor? Vesselamu aleyye yevme ulittu ve yevme emutu ve yevme ub'asu hayya. Doğduğum günde de, öleceğim günde de, diriltileceğim günde de bana selam olsun. Bu da Meryem suresinin ayetlerindendir. İşte onun için o üç yer tavsiye edildi diyor İmam Ali Rıza Efendimiz. Bunu da bize öğretmiş oldu. Çok büyük ilimlere, hikmetlere sahip İmam Ali Rıza Hazretleri iki tane hadis hafızı karşısına çıktı. Ama ne kadar hadis alimi var orada biliyor musun? O 20 binin içindeki hepsi alim. Fakat iki tane öne çıkan zatın ismi var. Dediler ki ya eyyüves seyyidül celil, ey yüce efendimiz, İbnü's Saadetil Eimme, Ehl-i Beyt imamlarının kıymetli oğlu, bir hakkı abaikel atharin, tertemiz babaların hakkı için ve eslafikel ekramin, değerli dedelerin, geçmişlerin hakkı için, illa ma araytena veccekel meymun, mübarek yüzünü şu şeyi açın da, üzerinde şey var ya, perdelerin içinde oturuyor, yüzünüzü bir bize gösterir misiniz? Ve raveytelena hadisen an abaike, an ceddike nezkuruke bihi. Yalnız senden bir hadis istiyoruz. Onlar hep hadis hafızı, ezbere biliyor. Ama dediler senden istediğimiz özel hadis, sen babandan, o babasından, o babasından, Ehl-i Beyt imamlarından Resulullah dedenize gidecek. Arada başka biri girmeyecek ravi. Böyle bir hadis bize deden Muhammed Mustafa'dan sallallahu aleyhi ve sellem nakledersen seni onunla anacağız. Hizmetçilerine dedi durdurun şeyi. Merkebi durdurdular. Şeyi, perdeyi açtırdı. Onu görünce baktılar ki saç örgüleri var. Omuzlarından aşağı saçı örgü yapmış. Saç örgüsü. İnsanlar etrafında böyle durdular. Efendim ağlayan, bağıran, kendisini efendim topraklara yatıran, bulayan, efendim katırının, merkebinin tırnaklarını öpen, bütün millet ağlıyor. Yani yüzünü açınca bir nur, bir nur. Bütün o imamlar, hadis hafızları, büyük allameler bağırıyorlar böyle. Dediler ya insanlar susun. Bir şey hadis rivayet edecek bize, dinleyelim. Böyle bağırıp çağırıp bize eziyet etmeyin. Yazamıyoruz, duyamıyoruz falan. Ebu Zürâ Hazretleri, Ebu Zürâ çok meşhur. Gidin isterseniz yazın, çıkar o. Ebu Zürâ. Yani çıkar, hakikaten de çıkabilir. Yazıyordur şeylerde. Muhammed Meslemet Tusi, İmam Ali Rıza Hazretleri başladı. Hadis rivayet ediyor. Bu hadis çok önemli. Bunu ben inşallah dergide, bu gitti artık baskıya. Bugün gönderdik içindi. Bir dahakine bana unutturmayın ama. Hakkınızı arayın. Bu bir senettir. Hadis senedidir. O babalarının adıyla geliyor Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Bu isnattır. İsnat demek ben şundan duydum, o şundan duydu, o şundan duydu. Senedini getirmek. Bu diyor İmam Ahmed İbni Hanbel müçtehidimiz. Diyor ki levkur ya adel isnat ala mecnun lefâka min cünûni. Aklını yitirmiş, delirmiş, delilenmiş, büyülenmiş, işte akli sıkıntısı var, bunalımda olan bir insanın başından aşağı bu hadisin senedi bu isimlerle okunsa hemen ayılır diyor. Şimdi bu isimlerin ve hadisin bereketine. Ehl-i Beyt imamlarının isnadı bu. Bunu Ahmed İbni Hanbel söylüyor. Ebu Kasım Kuşeyri Hazretleri diyor ki bu hadisin bu şekilde isnadı bazı krallara ulaştı da altınla bunu yazdırdılar diyor. Altınla, altın suyuyla işte mürekkep gibi oluyor ya altın. Ondan sonra mezarında kendisiyle gömülmesini vasiyet etti. Bu Samani krallarından biri. Vefatından sonra rüyada görüldü. Dediler ma fealallahu bik. Allah sana ne muamele yaptı? Dedi gafara li bitelaffuzi bila ilahe illallah tasdiki enne Muhammeden Resulullah. Tabii bu hadisin şimdi duyacaksınız. İçinde kelime-i tevhide dair bir hadistir bu. Kelime-i tevhidi söylemem ve Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olduğuna dair, Allah'ın elçisi olduğunu tasdik etmem hürmetine Allah beni affetti diye bu şeyi yazdırmıştı. Kendisiyle gömdürmüştü. Bu kelime-i tevhid hürmetine affolduğunu sonra mana aleminde görenlere söyledi o hükümdar.
Dolayısıyla okunmasında da, yazılmasında da, taşınmasında da büyük bereketler var. Evet, şimdi hadisin inşallah hepimizin hastalıklarımızın şifası için, dertlerimizin devası için, ne sıkıntımız varsa şu anda açılması niyetiyle herkes niyet etsin. Dinleyenler hepimiz bu niyet üzere inşallah bu hadis-i şerifi, bak o kadar 20 bin kişi toplandılar, alimler yalvardılar. İmam Ali Rıza radıyallahu anh buyurdu. Haddeseni, bana haber verdi ebi babam. Musel Kazım'ı, Musa Kazım Hazretleri. An ebihi babasından, Cafer-i Sadık'ı, Cafer-i Sadık radıyallahu anh'tan. An ebihi o da babasından, Muhammed-i Bakır'ı, Muhammed Bakır radıyallahu anh'tan. An ebihi o da babasından, Ali Zeynil Abidin, İmam Ali Zeynil Abidin'den. O da an ebihi babasından, Şehid-i Kerbela, Kerbela Şehidi Hazreti Hüseyin Efendimiz'den radıyallahu anh. O da an ebihi babasından, Ali'l Murtaza, Ali'l Murtaza Keremallahu Cehu Hazretlerinden. Kale, Hazreti Ali Efendimiz buyurdu, haddeseni, bana anlattı Habibi, sevgilim, ve kurratu ayni, gözümün nuru Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kale, Resulullah buyurdu ki, haddeseni, bana haber verdi kim? Cibrilu aleyhisselam. Cebrail aleyhisselam bana anlattı. Kale, Cebrail aleyhisselam dedi ki, haddeseni, bana kim anlattı? Rabbul İzzeti Sübhanehu ve Teala. Yüce Allah bana anlattı diyor. Nereye gitti? İmam Ali Rıza'dan Allahu Teala'ya gitti. Senedin arada başka kimse var mı? Ehl-i Beyt imamlarından Resulullah Efendimiz'den. Resulullah Efendimiz'den Cibril aleyhisselam'dan Rabbul İzzet, Yüce Rabbimiz buyurdu ki. Görüyor musun senedin kuvvetine? Bunu bir ezberlesen var ya. Bir de böyle mezarda falan da bir okuyabilsen kurtardın paçayı ama işte. Okuttururlarsa ha. Okuttururlarsa. Okuttururlar inşallah. İtikat ile ezberlemek lazım. Yani bunu hemen ezberleyelim. Böyle çoluk çocuğa ezberletmek lazım ya. Allah Allah. Ne buyuruyor Rabbimiz bakalım bu senetle gelen hacde. Kelimetü la ilahe illallah hısni. La ilahe illallah kelimesi benim kalemdir. Kale var ya kale. Girsen işte kapıyı kapatsan kurtuldun. Allah'tan başka ilah yok. Yani iman kelimesi. Tabi burada Muhammedur Resulullah da yanında var mı? Var. Yani biz tarikat dersi yaparken de zikrederken de ne diye zikrediyoruz? La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Yüze geldiğimizde ne diyoruz? Muhammedur Resulullah. Şimdi o Muhammedur Resulullah'sız iman olur mu? Olmaz. Ama zikir olarak eftalü zikri, la ilahe illallah, sadece zikir olarak en üstün zikir kelime-i tevhiddir. Kelime-i tevhid dediğin zaman da bu la ilahe illallah demektir. Şimdi bunun üzerine tartışma başlattılar geçenlerde biliyorsunuz. Flaşta da bana sordular. İşte Muhammedur Resulullah kelime-i tevhid de var mıydı da yok muydu da? Ben ona bir cevap verdim birkaç haftalar evvel. Efendim bu zikir olarak konuştuğun zaman kelime-i tevhid dediğin zaman la ilahe illallah'tır. Ama burada Muhammedur Resulullah yok dediğin zaman senin maksadın başkadır. Senin maksadın o zaman nedir? Efendim Yahudi Hristiyanı da işte cennete sokmaktır. Allah diyen herkes cennete gidecek. Öyle bir şey var mı? O la ilahe illallah'ın kabul olmasının şartı nedir? Muhammedur Resulullah'dır. Sen peygambere inanmasan, Allah'a bir olduğunu kabul etsen neye yarar? Ama zikir olarak da la ilahe illallah derken illa yanında Muhammedur Resulullah demeye lüzum yok. Ama beş dedin, on dedin, onuncu da, beşinci de, sonuncu da ne diyeceksin? Muhammedur Resulullah diyeceksin. Yani 5000 kere la ilahe illallah diyen adam her seferinde Muhammedur Resulullah demiyor ki. Ama yüz başında ne diyor? Muhammedur Resulullah her yüzün başında. Bu yani bu manadadır yoksa. Evet, kelime-i tevhid benim kalemdir. Femen kâle dehale hasni. Bunu söyleyen benim kaleme girmiştir. Femen dehale hasni. Benim kaleme giren emine min azabi. Azabımdan kurtulmuştur. Bunu söyleyen kaleme girmiştir. Kaleme giren azabından kurtulmuştur. Şimdi üç kere söyleyelim. İnşallah buyuralım. Bismillah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Kaleye girdik. Azaptan emin olduk. Ama birazdan yine kaleden çıkıp bir günahlar yaparsak kaleden yine ne olmuş oluruz? Çıkmış oluruz. Onun için ikide bir kelime-i tevhidi söyleyerek yeniden kaleye sığınmak icap eder. Ceddidû imanekum, imanlarınızı tazeleyin. Bi kavli la ilahe illallah
Niye tazeleyin diyor? Çünkü bayatlama meselesi var, eskime var, günahlar ne yapıyor? Eskitiyor, gaflet arız oluyor, insan Rabbini unutuyor. O yana bu yana dalıyor, oyuna eğlenceye dalıyor, efendim reklamlar, haberler, ha ha hi hi unutuyor. Bu gaflet insanı esir alıyor. Onun için arada bir kelime-i tevhid ile La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imanlarınızı tazeleyin buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. İmam Ali Rıza Hazretleri'nin yine aynı senetle rivayet ettiği bir hadis-i şerifte rivayet ediyoruz. Men lem yu'min bi havzi fe la evradeullahu teala havzi. Benim havzu kevserime inanmayanı Allah havzu kevserimde benim yanıma getirmesin. Allah Allah. Hadislere inanmayanların rezilliğine bak şimdi. Ve men lem yu'min bi şefaati, benim şefaatime inanmayanları fela ene lehullahu şefaati. Allah şefaatime ulaştırmasın diyor. Amin. Ne tehlike, ne beddua. Allah bizi inananlardan eyledi. Amin. Bunda daim eylesin. İnnemâ şefaati li ehlil kebâiri min ümmeti. Benim şefaatim haktır. Ama kime nasip olacak? Ümmetimin büyük günahkarlarına nasip olacak. Küçük günahlar da. وَاَمَّا الْمُحْسِنُونَ فَمَا عَلَيْهِ مِنْ سَب۪يلٍ. Zaten büyük günahı olmayanlar muhsin demektir. Muhsin iyi amel sahibi demektir. İyi amel sahiplerine zaten ceza kalmaz diyor. Bak bak bak. Büyük günahkarlara ayırdım ki onlar ancak benim şefaatimle cehennemden kurtulacaklardır buyurdu Resulullah. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Evet. İmam Hazreti Hazretleri'nin tabii şeyi çok, menakıbı çok. Bir kısa bir şey daha anlatayım. Tasavvuf ehlinden bir cemaat. Bu tasavvuf ehli de sufiye deniyor bunlara. Hani sofu diyorlar ya, sofu. Sofu soğan yemez demiş. Soğan yemez. Bulsa kabuğunu koy vermez demiş, biliyor musun? Böyle ham sofular var. Bu ham sofular mesela nedir? Yağ yeme, et yeme, tavuk yeme, tatlı yeme, evlenme, hanımla yatma, bilmem ne. Ondan sonra evliya olacak. Böyle ham sofular var. Sünnete uymayanlar. Nakşi tarikatında, ehli sünnete göre Nakşi tarikatında ne var? Sünnete tiba var. Nakşibend Hazretleri vefat edeceği zaman damadı kim? Alaaddin Attar Hazretleri üzüntüden tabii yemekten içmekten kesilmiş. Hem kayınpederi hem şeyhi koca Şah Nakşibend vefat yatağında birkaç gün hasta falan. O vaziyette yatarken vefat etmeden evvel ne dedi ona? Ala. Alaaddin'e ala derdi. Ala. Yemeğini iyi ye, dersine iyi çalış. Bak, o vaziyette bile bize vasiyetine bak. Yani şimdi insan tabii çok fazla yemeyecek. Fazla yediğin zaman da ne olur? Ağırlık olur. Tıkanma olur, sıkıntı olur. Manevi fütühat kapıları kapanır. Çok yiyen adamda feyiz olmaz. Ama ve lakin az yiyince de hastalık olur, illet olur. Dolayısıyla az yiyene cin musallat olur. Çok az yiyenler, ben devamlı gece gündüz zikir yapayım, çok da az yiyenlere cinler gelir. Bu cinlerin musallat tasallutundan zor kurtulur ya, kurtulamaz. Çünkü cinler az yiyenleri çok severler. Hemen onlar arkadaş olmaya gelirler. Ondan da kurtulmak zor. Dolayısıyla ne yapacaksın? Aziz her şeyde eyle istikamet demiş İsmet Garibullah Büyükşehir'de Hazretleri. Yani insan orta gidecek değil mi efendim? Beş tabak yemede iki tabak uygundur değil mi? İki tabak. Bir çorba yersin, yanında bir sebze. Efendim, ama şimdi bunun yanında bir de pirinç pilavı, bir de bulgur pilavı, bir de üstüne et, bir de bu fazla gitti kardeş. Kardeş bu fazla gitti. Ben Efendi Hazretleri'nin yıllar boyu gördüm. İki tabaktan yerdi. İki tane yani. Bir çorba, lahana severdi mübarek zaten. Lahana ezme falan. Bir tabak ondan, bir tabak da böyle işte bir sebze, fasulye, şu bu olsa. Ha et yersin. Ama şimdiki et yiyorsan da efendim öbür taraftan da tavuk da yemeyeceksin. Aynı anda tavuk, balık, et. Ya millet bir sofra kuruyor. Bakınca doyuyorsun yani, böyle şey olmaz. Bu iyi değil. Ama şimdi çok az yemek o da iş değil. Bazıları böyle efendim güzel elbise giymemek. İşte kalın kumaş, böyle sert, çuval gibi böyle şey, çuha diyorlar, çuha. Kalın böyle şey, hani çobanlar üstüne atar ya.
ya tasavvuf ehli öyle olmalı falan. E şimdi sen iyi kumaş giyersen böyle sofu mu olur falan. Geldiler İmam Ali Rıza Hazretleri'nin yanına. Dediler ki yahu Allah Teala bunca nimetler verdi. Tabii Ehl-i Beyt'i insanların yönetimine en layık olarak bulduğu için sizi seçti. Sonra Ehl-i Beyt'te bu zamanda en çok sizi Rabbimiz seçti. Yani fakat insanlar yani ona biraz laf mı dokunduruyorlar? Ne ediyorlar? O da mübarek mi? Güzel bir katıra binmiş. Yani merkebi güzel. Fakat elbisesi güzel. Anladın mı? Cübbesi güzel. Şimdi dediler ki yani insanlar böyle kabuk mabuk yiyen sert şeyler yiyen böyle yağlı mağlı yumuşak yemekler değil de böyle yanmış kabuk derler ya böyle kabuk gibi şeyler falan yiyen ondan sonra sert çullar giyen ondan sonra eşeğe binen yani eşeğe binersen biraz kalite düşük oluyor biliyor musun? Ondan sonra hastaları ziyaret edecek, cenazelere gidecek falan böyle insanlara çok ihtiyaç var falan biraz laf şey ettiler ha İmam Ali Rıza Hazretleri de. Mübarek böyle yaslanıyordu. Hemen düzeldi. Oturdu. Dedi ki Kâne Yusuf ibn Yakub nebiyen felebise ekbiyetet dibac. Yakub Aleyhisselam'ın oğlu Yusuf Aleyhisselam peygamberdi biliyor musunuz dedi. Ne giyerdi biliyor musunuz? Efendim ipek elbiseler giyerdi. O zaman ipek haram değildi. Yusuf Aleyhisselam ne giyermiş? Halis ipek elbiseler giyermiş. Altınla dokunmuş, altınlarla dokunmuş, efendim, kaftanlar giyerdi. Peygamber. Peygamberliğine zarar verdi mi? He? İşte aşırı gitmemek meselesi. Ve celles alâ müttekiâti âli firavun. Yusuf Aleyhisselam'ın oturduğu yerleri biliyor musunuz? Bilmiyoruz. Firavun hanedanından kalan bütün tahtlara, sedirlere, o zamanki bütün şeyler kime kaldı? İsrailoğullarına kaldı. Ondan sonra Musa Aleyhisselam'dan Yusuf Aleyhisselam zamanında da Yusuf Aleyhisselam Maliye Bakanı oldu. Maliye Bakanı olduğu zamanda da onların sarayında bulundu. O sarayda yaşadı. Orada oturdu yedi içti. Ve hakeme ve emre ve neha hem de insanları yönetti, emirler verdi, yasaklar verdi. Onun peygamberliğine zarar verdi mi? Vermedi. Ve innemâ yurad minel imam el kıstu vel adl. Bir devlet reisinden istenen adaletli olmasıdır. İza kâle sadak ve izâ hakeme adel ve izâ ve'ade encez. Konuştu mu doğru söyleyecek. Hüküm verirken adil davranacak, söz verdiğimi tutacak. Bunları yaptı mı o sonra ne giymiş? Eğer helal malından bir şey almış parasından giymişse innallâh lem yuharrim melbûsen ve lâ mat'ûmen. Allah güzel elbise diye hiçbir şeyi haram etmedi. Veya lezzetli bir yemek diye o yemeği haram etmedi. Sonra ayet-i kerime okudu. Kul men harrama zînetellâhi leti ehreceli ibadî ve tayyibât minel rizk. Habibim söyle ki Allah'ın kulları için çıkardığı süslü eşyaları ve temiz rızıkları, lezzetli rızıkları kim haram etmiş? Yani Allah buyuruyor ki ben helal ettim. Sor ki kim haram etmiş? Dolayısıyla mühim olan neymiş? Dengeli gitmek ve istikamet etmek. Yoksa efendim hiç et yememek evliyalık değil. Efendim helva yememek, tatlı yememek çok bir Allah katında makbul bir amel, salih bir amel değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tatlıyı sever. Yerdi. Efendim balı severdi, helvayı severdi, tavuk yerdi, kuzu yerdi, kesildiği zaman deve yerdi. Bütün etlerden yerdi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu çoğu zaman bulamazdı. Bulamazdı. O onun makamıydı. Fakirlik mertebesiyle iftihar ederdi. Ama bulduğu zamanda da yok bana yakışmaz bu diye böyle lezzetli şey caiz değil de demezdi haşa. Onun için İmam Ali Rıza Efendimiz'in böyle önemli bir nasihatı da var. Sonra mübareğin birkaç kerametini nakledelim. Sonra onu Halife Me'mun dedi ki benden sonra seni halife tayin edeyim. Şimdi onlar nereden geliyor? Abbasi'den geliyor. Devlet Abbasi devlet. İmam Ali Rıza Hazretleri Ehl-i Beyt'ten geliyor. Ne oluyor? Fatıma evladı oluyor. Şimdi bu sefer ne olacak? Saltanat Abbasilerden çıkıp kime geçecek? Ehl-i Beyt'e geçecek. Böyle bir durum.
Millet biraz rahatsız oldu bu işten. Abbasi düzeni, devleti, veziri, şusu busu bunu ister mi? Fakat halife böyle bir şey yazdı. Tasdikledi, etti bir şeyler. Çok rica etti. Ben dedi size benden sonra bırakmak istiyorum. Mübarek sen kendin çekil git ha. Yok benden sonra sana bırakmak istiyorum. Böyle yani bizim millet o zaman da aynı işte. Nefis aynı nefis. Efendim benden sonra sana kalsın falan. Bana dedi lazım değil falan. Aslında hak kimin? İmam Ali Rıza'nın. Hak kimin? Ehl-i Beyt'in. Hilafet kimde kalacak diyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. El hilafetu fi Kureyş. Halifelik Kureyş'te kalacak. Ondan sonra tabii onlar da Abbasi de olsa Kureyş sayılıyor gerçi. Orada herkesin bir hadislere baktığın zaman da nesi var? Hadise ben de giriyorum diyor bir tarafından yani. Tevili var. Hele bu saltanat işi devreye girdiği zaman her türlü yorum var. Gönderdi adam onu mecbur etti, ısrar etti. İmam Ali Rıza Hazretleri de dedi ki ben senden sonra halifeliği kabul ederim ama şartlarım var. Nedir o? Kimseye emir vermem, kimseye bir şey yasak etmem, kimseyi vazifesinden ayırmam, kimseyi yeni bir göreve getirmem, kimse arasında hüküm vermem, eskisinden hiçbir şey değiştirmem. Ondan sonra efendim herkes geldiler, tabakalarına, mertebelerine göre oturdular. İmam Aziz Hazretleri geldi, o da yeşil giymiş, başında sarık, kılıcını kuşanmış mübarek. Evvela memnun kendi oğluna dedi ki, oğlum kalk dedi, hani veliaht oğlu, dedi kalk dedi sen biat et, benden sonra halife falan. İmam Ali Hazretleri de işte elini kaldırdı, üstüne koydu. Dedi yok dedi elini böyle karşılıklı yapacak. Yok dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi herkesin elinin üstüne elini koyardı dedi. Dedi tamam öyle olsun dedi falan. Ondan sonra efendim bu merasim yapılırken yazışmalar oldu. Bütün alimler, veliler hepsi şahitlikler oldu falan. İmam Ali Rıza Hazretleri'nin hizmetçilerinden biri de çok sevinirdi bu işe. Hatta mühürler atıldı, imzalar atıldı, ilanlar yapıldı, Medine'ye bile gönderdi, her yerde hutbeler dokundu falan. O yanındaki hizmetçisine kulağına eğildi, dedi ki evladım çok sevinme, bu iş tamam olmayacak dedi. Bu işin sonu gelmeyecek dedi, yani bize nasip olmaz bu iş dedi. Yani onu da Mevla ona bildirdi. Fakat böyle bir hal hasıl oldu. Yalnız o arada mektuplar var tabii, onun da yazıları var, o şartları var. Kıymetli ilimler var. Fakat onlara bizim şu anda vaktimiz yetmeyecek. Şimdi bu iş ne oldu? Bir bayram namazı. Halife Memun hastalandı. Namazı kim kıldırıyor o zaman? Bayram namazdan cumalar kim kıldırıyor? Halife. Çünkü tek yerde kılınıyor memlekette. Bir yerde kılınır cuma ve bayramlar. Her camide kılınmaz. O zaman tabii. Dolayısıyla halife çıkacak. Baktı ki çok ağır hastayım. Dedi ki İmam Ali Rıza hani benden sonra onu halife veliaht yapmış ya. Dedi ki gidin ona söyleyin namazı kıldırsın. Bu sefer haber gelince dedi ki ben ona şart koşmuştum. Ben öne geçmeyeceğim işte böyle vazifeler yapmayacağım falan. Dedi ki ya bunu bir defa bir kendini göstermiş ol. Ben ağır hastayım yani bir öne görün de sonradan yerine istediğini sen vekil tayin edersin falan. Çok ısrar olunca çıktı. Dedi beni bu işten tutsaydınız daha sevgili olurdu ama illa da ben kıldıracaksam hadi çıkalım ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl çıkarsa namaza ben öyle çıkarım dedi. Dedi nasıl yapacağız o zaman? İstediğini yap dediler. Bütün ordu, o zaman koca Abbasi devleti ya. Ordu erkanı, ağalar, paşalar hepsi binmişler şeylere. Fakir fukara yayan gidiyor ya. Bunların hepsinin mertebesi var, şeyi var. Yani ona göre katırın şeyi var. Kıymeti var herkese. Atı pahalı, şusu busu. Makamına göre binekler verilmiş. Ordu mensuplarına, şunlara, bunlara. Efendim, kurralar gelmiş, hafızlar, müezzinler, mükebbirler. O tekbir getiriyorlar ya bayram namazına çıkarken tekbirler yolda falan. Kapıda bekliyorlar. Herkes toplandı. İmam Ali Hazretleri gusül abdesti almış. En güzel elbisesini giymiş. Sarığını sarmış. Sarığın ucunu da arkasına sarkıtmış. Kokusunu sürmüş. Eline de mübarek sünnet üzere bir değnek almış. Çıktı. Sünnet nasıl? Yaya gidecek. Yani namaz kılınan yer de şehrin dışında. Nasıl gidecek oraya? Sünnette. Yayan gidecek. Bu sefer herkese dedi ben ne yapıyorsam öyle yapın. Şimdi herkes yaptılar. Fakat bu şeylere, ağalara, paşalara böyle milletle beraber inip aşağı yayan yürümek ağır geldi yani. Çünkü bir de şu var. Şunu söyleyeyim size.
devlet protokolü. Bir anda bütün devlet protokolü ne oldu? Çöktü. Yerle bir. Yani acayip bir şey bu. Sizin şu anda bunu tam anlayamadınız ama koca bu Abbasi devleti yani. Bunun bir protokolü var. Efendim güneş doğana kadar la ilahe illallah Allahu ekber falan bağırıyorlar. Biliyorsunuz zikrin sesli yapıldığı yerlerden birisi değil mi? Bayram namazına çıkılırken işte tekbir getiriliyor. Efendim kurban bayramında Ramazan bayramında gizli tekbir alınıyor. Kurban bayramında sesli tekbir alınıyor. Ondan sonra herkes mecburen onun tekbiriyle herkes tekbir getiriyor. O la ilahe illallah, herkes la ilahe illallah diyor. Duvarlardan tekbirlerin cevabı geliyor yani. Giderken yollarda duvarlardan aksi sada geliyor. Ağlamak, feyizler, bereketler. Ondan sonra hemen daha yolun yarısından devlet işte ricalinden Fazlı isimli biri padişah da hasta yatağında ona haber gönderiyor. Diyor ki yahu diyor bu daha diyor musalla demek yani cenaze namaz kılınan yere musalla diyorlar ya. O esasında bayram namazı, cuma namazı kılınan yerlerin adıdır musalla. Namaz kılınan namazgah. Hani Osmanlıca'da namazgahlar var ya. Yahu diyorlar daha bir yarı yola geldik millet kendinden geçti. Feyiz, nur, bereket. Bu diyor namaz kılınan yere varıncaya kadar ne canımız kalır ne kanımız kalır. Yani bizi millet ezer. Çünkü tabii devlet otoritesi milleti ezmiş ya zamanında. Şimdi tabii ağası paşası herkes mevkiini korumaya çalışıyor ama bu mübarek ne yapıyor? Hemen sünnet veçi üzere hareketlere başlayınca insanlar bundan güç bulur, kuvvet bulur, direniş olur. Onun için sen ne yap ne et hemen halife ta oradan yarı yolda diyor ki mektup yazıyor işte adam gönderiyor artık yok sana diyor biz sıkıntı vermeyelim mübarek diyor çok yoruldun herhalde diyor sen zaten istemiyordun bu işi biz sana zorla verdik diyor biliyor musun yine eskiden ben yokken kıldıranlar kıldırsın sen rahat edebilirsin falan ne de buyurmuştu mübarek diyor ki bu iş tamam olmayacak evladım sen diyor efendim çok sevinme demişti ya onun için şimdi kerametlerinden birisi o ne zaman veliaht tayin edildi bazıları bunu istemeyenler olduğu zaman dediler ki kapıcılar var böyle kapıda da halılar var eskiden cami kapılarında oluyordu böyle halılar ya dediler ona da kızdı şey diyorlar nefret ediyorlar halifelik gitti elimizden diye o diyorlar geldiği zaman diye karar verdiler efendim hizmetçilerden bazıları ayağa kalkmayacağız efendim selam da vermeyeceğiz perdeyi kaldırmayacağız yani. Ne? Kendi açsın, kendi girsin falan ona hürmet etmeyeceğiz. Böyle karar verdiler efendim aralarında. İmam Ali Rıza Hazretleri bir gün geldi yine böyle adeti vecile. Hiç kendi ellerinde gayri ihtiyari kalktılar, selam veriyorlar, hürmet ediyorlar. Kendileri de istemedikleri halde. Allah Teala onları mecbur ediyor. Yine perdeyi kaldırdılar işte buyurun efendim falan. Sonra diyorlar hani biz bunu yapmayacaktık. Niye böyle yaptık falan. Birbirine bağırıyorlar, çağırıyorlar. Bir daha yapmayacağız falan. Bir daha gelsin bak ne olacak. İkinci gün bir daha geldi. Kalktılar, selam verdiler. Tamam. Fakat perdeyi kaldırmadılar. Tam gelsin önüne perdeyi kendi açsın derken bir rüzgar geldi. Perdeyi daha fazla açtı. Bunların açtığından daha fazla açtı. Girdi. Çıkarken öbür taraftan bir rüzgar geldi bu sefer. Bir daha perdeyi kaldırdı. Yahu dediler bu adamın Allah katında menzilesi var, şerefi var. Baksana dediler, bize lüzum yok. Rüzgar bile açıyor, kapıyor dediler. Onun için biz dediler, boşver biz hizmetimize dönelim yine. Bizim için daha hayırlı olur dediler. Allah-u Teala'nın her şey emrinde. Şimdi, İmam Hakim, müstedrek sahibi olacak. Meşhur hakim, hafız, hadis hafızı. O naklediyor. Muhammed İbni İsa'dan, o Ebi Habib'den. Ebu Habib anlatıyor. Radıyallahu anh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyamda gördüm. Her sene hacıların geldiği zaman konakladıkları bir mescit vardı bizim memleketimizde. O mescide Resulullah gelmiş sallallahu aleyhi ve sellem. Ben de yanına gittim. Selam verdim. Huzurunda oturdum. Baktım yanında hurmalar var. Bir tabak var. Tabakta hurmalar var. Tabağı bana uzattı. Aldım hurmaları saydım. 18 hurma var. Rüyamda kendi kendime dedim ki hurma başına bir sene yaşarım. Yani 18 senem kaldı. Rüyada böyle yordum.
20 gün kaldı, uyandım. 20 gün geçti. Ben de diyor bir tarlamı efendim ekip biçmekle uğraşırken birisi geldi, dedi ki İmam Ali Rıza Hazretleri geldi, o hacıların uğradığı mescitte bulunuyor şu anda. O memlekete gelmiş. Ben de bunu duyunca diyor, baktım ki bütün millet selam vermek işte ziyaret için akın akın gidiyorlar. Hemen gittim. Baktım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in rüyada oturduğunu gördüğüm yer var ya, orada oturuyor. Baktım hakikaten yanında tabak. Tabakta da hurma. Ondan sonra selam verdim, selam mı aldı dedi, yanaş. İşte. Bana o hurmalardan, yanında hurmalardan bir avuç aldı, bir avuç bana verdi. Hakikaten bu rüya değil. Verdi. Aldım, saydım, baktım ki 18. Dedim efendim biraz fazla verir misiniz? Dedi levzâdeke Resulullah lezittüke. Resulullah fazla verseydi ben de verirdim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Her şey manevi alemde ayan, beyan, senin gece gördüğünü Allah dostları efendim biliyorlar. Mevla bildiriyor. Yine hakim, bunlar kerametleri çünkü gayıptan haberlere giriyor. İmam Ali Rıza Hazretleri bir gün bir adama baktı şöyle. Adama dedi ki, ya Abdallah usul bir maturid ve isti'iddelim ala buddemin. Vasiyetini yap dedi. Adama direkt. Adamın bir şeysi yok. İstediğim vasiyeti yap dedi. O çaresiz bir hadise var ya dedi, çaresiz. Ona hazır ol. Adam 3 gün sonra vefat etti. Bu kayba girer. Çünkü kimse ne zaman öleceğini bilemez. Ancak Allah'ın bildiği bir şey. Ama evliyanın kerameti haktır. Allah ona bunu bildirdi. Evet. Musa Kazım Hazretleri'ni geçen derste anlattık. İşte Harun Reşid'in bir zehirleme olayından bahsettik. Ondan sonra tabii İmam Ali Rıza Hazretleri oğlu yetişti. Harun Reşid'e gitti, dediler ki ya bunun şimdi oğlu yetişti. Bunun oğlu da senin devletini batıracak. Onu yine böyle tehdit ettiler. Sonra İmam Ali Rıza Hazretleri'ne dediler yahu seni herhalde öldü. Ona gidiyorlar öyle diyorlar. Ona görüyorlar böyle diyorlar. O da dedi, ne yaparsa yapsın bana bir şey yapamaz dedi. Efendim. Sonra Harun Reşit dedi ki ya babasına yaptık dedi. Şimdi bütün Ehl-i Beyt'i bize öldürttürmek mi istiyorsunuz siz? Ne biçim fitnecisiniz falan dedi. İmam Ali Rıza Hazretleri'ne dokunmadı. Ama önceden ne demişti? Ne yaparsa yapsın Harun Reşit bana bir şey yapamaz. Bir de ilginç bir hadisesi var. Efendim. Kabirleri de yan yana. Biz de onu orada öğrendik. Yine Hüseyin İbni Yesar'dan naklediliyor. Mesela diyordu ki efendim Harun Reşid'in şu oğlu şu oğlunu öldürecek. Allah Allah nasıl olur falan diyorlardı. Birkaç gün sonra oluyordu. Birbirini öldürüyorlardı. Hep söyledikleri efendim önceden söylediklerini Allah Teala ona bildiriyordu. Ne diyorlar? Cafer İbni Ömer el-Alevi diye bir zat Haşimoğullarından fakir, saçı başı darmadağınık. Yanından geçerken İmam Ali Rıza Hazretleri onu gösteriyor. Diyor ki yakında bunu çok mal sahibi, güzel kılıklı kıyafetli hizmetçisi bol halde göreceksiniz. Ya ne alaka bu adam sürünüyor. Bir ay geçmeden diyorlar Medine valiliğine tayin edildi. Bir ay geçmeden. Hali güzelleşti. Ondan sonra diyor bir daha bizim önümüzden geçiyor. Hizmetçiler şunlar bunlar herkes kalkıyor hürmeti diyor. Mevla'nın dostlarına Mevla neler olacağını önceden bildiriyor. Cafer İbn-i Salih Hazretleri rivayet ediyor. İmam Ali Rıza Hazretleri'ne geldim. Dedim ki hanımım Muhammed İbn-i Sinan'ın kız kardeşi, benim hanımım hamile. Dua etti Allah çocuğu erkek yapsın. Dedi evladım iki olacak dedi. Ben de gittim. Dedim o zaman birini Ali koyarım adını, birini Muhammed koyarım. Dedi ki gel gel öyle hesap yapma. Birine Ali koy, diğerine Ümmü Amr yani kız olacak diye. Diğerine Ümmü Amr diye koydu. Küfe'ye geldim. Hanımın bir erkek bir kız doğurdu. Hem ikiz hem bir erkek bir kız. Erkeğe Ali koydum, kıza Ümmü Amr koydum. Bana emrini tuttum. Sonra Ümmü Amr'ın da ne olduğunu bilmiyorum. Amr'ın anası demek ama öyle isim mi olur? Gittim dedim anneme ki bu Ümmü Amr ne demek yani? Dedi ki o nenenin adıdır evladım dedi Ümmü Amr. O nenesinin adını da bilmiyor o anası. Allah'ın velileri, Allah'ın dostları. Allah Allah, Allah Allah. Harun Reşit bir gün Kabe'den, Mescid-i Haram'dan çıkıyor halife bir kapıdan. İmam Ali Rıza Hazretleri de başka bir kapıdan çıkıyor. Harun Reşit'i gördü dedi ki çok uzaktayız ama yakında yan yana yatacağız dedi.
Hani mezarlarının da bir olacağını söylüyor ama kimse o zaman bunun ne olduğunu anlamadı. Musa ibn-i İmran radıyallahu anh naklediyor. Diyor ki İmam Ali Rıza Medine'deki mescitte Harun Reşit halife hutbe okuyor Medine'de. O da orada. Yanındaki ne dedi ki? Yakında dedi bununla biz aynı yerde bir evde gömüleceğiz dedi. Şimdi bu nasıl oldu? Herseme İbni Ayyun isimli bir zat var. Bu halifenin yani memunun efendim hizmetçilerinden İmam Ali Rıza Hazretleri'nin de hizmetine bakıyor. Bir gün İmam Ali Rıza Hazretleri bunu çağırıyor. Adı Herseme. Dedi ki bak ya Herseme sana bir sır vereceğim. Ben hayattayken bunu kimseye açıklama. Eğer açıklarsan Allah indinde senin hasmın olurum. Ben de yemin ettim. Sen yaşarken bunu kimseye demeyeceğim. Tamam. Bak ey Herseme benim ecelim yaklaştı. Babalarıma, ecdadıma gitmem yanaştı. Kitap eceline ulaştı. Ben bir gün bir üzümle bir nar yiyeceğim. Yani zehirli bir üzümle nar gönderecekler yine. Zehirlenmiş. Bir üzümle bir nar yiyeceğim. Sonra öleceğim. Bak söylüyor. Halife diyecek ki bunun kabrini babası Harun Reşit, halifenin babası, memunun babası. Harun Reşit'in mezarının arkasına koy. Yani Koca Ehl-i Beyt imamı arkaya kalacak. Harun Reşit'in mezarı öne. Halife böyle diyecek. Ama Allah ona o imkanı vermeyecek. Çünkü arkasında mezar kazacaklar, kaya çıkacak. Ne balta işleyecek, ne kazma imkanı bulacaklar. Ey Herseme, sana bildiriyorum ki benim gömüleceğim yer, tayin ediyor, gösteriyor, şurası. Falan cihette falan yer. Ben öldüğüm zaman beni hazırlarsınız, edersiniz. Ben öldükten sonra bunların hepsini ona söyle. Söyledikten sonra gidince orada görecek ne çıkacağını. Ondan sonra ben efendim naaşımdayken cenaze namazını mı kıldırmak isteyecek halife? Kıldıramayacak. Ona nasip olmayacak. Bekleyeceksiniz. Ondan sonra bir bedevi gelecek. Hiç tanımadığınız bir bedevi, suratı da peçeli, bir devenin üzerinde gelecek, sahra tarafından koşarak gelecek, devesini çökertecek, inecek, cenazemi kılacak, sonra kaybolacak. Onu bir daha göremeyeceksiniz. Namazı, cenaze namazı mı? O imam olacak, o bedevi. Onun arkasında kılacaksınız. Ondan sonra beni dediğim yere getireceksiniz. Getirdiğiniz zaman, az bir şey kazdığınız zaman, o dediğim yerde bir kabir kazılmış bulacaksınız. Mamur yapılmış, içi yapılmış bulacaksınız. Onun içinden beyaz bir su çıkacak. O suyu da çıkar çıkmaz göreceksiniz. Beni oraya gömeceksiniz. Hiç kimseye haber verme ama vefat eder etmez haber ver ki defnimden bunları, bu kerameti defnederken görsünler. Vallahi diyor Herseme Hazretleri birkaç gün geçmedi. İmam Ali Rıza Hazretleri halifenin yanında misafir iken üzümle nar yedi ve vefat etti. Ondan sonra efendim ne yaptık? İki gün cenazesi bekledi. Üçüncü gün halife efendim işte baktım diyor ağlıyor. Yani üzülmüş. Ben de yanına gittim. Dedim ki efendim size bir şey söyleyeceğim. İzin verir misiniz? Buyur söyle. Baştan sona hepsini anlattım. Şaşırdı kaldı. Dedi ki dur bakalım dedikleri çıkacak mı? Ne yapalım? Cenazeyi musallaya yani bütün milletin toplanacağı yere götürelim. Namazı da biraz geciktirelim bakalım. Biz kılmadan bekleyelim. Hakikaten cenazeyi getirdiler. Biraz durduklar. Sahra tarafından bir Arabi geldi. Yüzü peçeli görünmüyor, tanımıyor. İndi, kimseyle konuşmadı. Doğru gitti, imam oldu. Cenaze namazını kıldırdı, kimse tanımıyor. Herkes cenazeye uydu kıldılar. Sonra halife dedi, bu adamı bulun bakalım. İzi yok, tozu yok. Kayboldu gitti. Devesi de yok ortada. Deve de kayboldu. Sonra dediler ki, halife dedi ki, babam Harun Reşid'in arkasında bir mezar kazalım. Bakalım dediği çıkacak. Hakikaten orayı da kazdılar. En sert taştan daha büyük kaya. İşlemiyor ne balta ne bir şey. Kazamadılar. Herkes şaşırdı kaldı. Dedi ki dedikleri hepsi çıkıyor. O zaman o dediği yeri bana göster. Nereye gömüleceğim dedi şuraya. Oraya götürdük diyor. Toprağı biraz açtık. Aşağıdan böyle tabakalar halinde hazırlanmış mezar çıktı. Kabri mamur çıktı. İçinde de beyaz su var. Allah Allah.
Baktı diyor, gözüyle görünce Allah Allah dedi, tamamdır, burasıdır. Bütün insanlar da bu kerametlerini duydu. Ondan sonra dedi ki, biz dedi onu tanıyamadık. Sağlığında kıymetini bilemedik. Bak ne halleri varmış Allah ile arasında. İnna lillah ve inna ileyhi raciun dediler. Ve Safer ayının sonunda Hicri sene 203'te 55 yaşında Senabat denen kariyede, yani şu anda tabii Meşhed deniyor oraya, efendim Harun Reşit'le beraber ne demişti? Harun Reşit hutbe okurken ne demişti Medine'de? Yakında biz bununla, yakında de Harun Reşit önce öldü tabii. Ne demişti? Biz bununla aynı evde gömüleceğiz. Şimdi de biz şeyi bilmiyoruz. Biz gittik orada mübarek İmam Ali Hazretleri'ni okuduk ettik. Sonra dediler ki Harun Reşit de orada. Biz çıktıktan sonra ziyaretten Harun Reşit'in kabri de orada dediler. Memun'un kabri de orada. Fakat onlar tabii istediğin kadar halife ol, sultan ol, padişah ol. Adam olmak istiyorsan bir veliye bende ol, bir Allah dostuna hizmetçi ol. Padişahı alem olmak bir kuru kavga imiş, bir veliye bende olmak cümleden âlâ imiş. Kim demiş bunu? He? Yavuz Sultan mı söyledi? Kanuni Sultan bir. Padişahlardan biri söyledi. Dünyanın padişahı olsan diyor, kuru kavga diyor, boş. En büyük makam diyor, bir Allah dostuna hizmetçi olmak. Şimdi Efendi Hazretlerimizin ömreye çıktık işte, ta otelin kapısından haremin kapısına kadar izdiham, binlerce insan var, 30-40 bin kişi belki. Haremin içi dolmuş, her yer tıkanmış bekliyor. Oradaki şeyler konuşuyor. Arap askerleri. Bir tanesi diyor ki, kim bu diyor, neyse ismi lazım değil, birinin adını verdiler. O mu geldi acaba falan, hadi ya ona kim diyor böyle hürmet eder falan. Öbürü diyor ki, Kral Abdullah geldi herhalde diyor falan. O diyor ki, ben diyor burada 30 senedir görevliyim diyor, 30 senedir diyor. Ne Kral Abdullah ne hangi kral tanımam diyor. Buraya böyle bir girişle Kabe'ye hiç kimse girmedi diyor bugüne kadar. Tamam. Yine Muhammed Avami Hoca orada anlattı da, o vesileyle otelden çıktık sonra, yani o hatta sonra o yüzbaşı geldi. 3 yıldızlı yüzbaşı, yolları açamıyor. İzdiham, ortalık karışmış. Devlet korkmuş orada. Canlı yayında kanal vermiyor. Bir saat Kabe'yi kesmişler. Buradan millet bekliyoruz diyor. Telefon ediyorlar. Kabe'yi ver. Ben ne yapayım? Suudi kanalı benim elimde mi mübarek? Türkiye kanalı bile benim elimde değil. Ben adama ne diyeceğim kanalına? Vermiyor. Çünkü Kabe efendim bütün ihvanını doldurmuş oraya, ihvan. Adamlar da şaşırıyor yani. Onu bile göstermekten korkuyorlar. Ondan sonra efendim yüzbaşı geldi. Yahu diyor işte biraz yardımcı olan falan. Şefik Hoca dedi ki, ya siz amirimizsiniz, bize yardım edin, yol açalım, rahat rahat yapalım. Bizim, siz amirsiniz burada, biz size uyarız. Biz memuruz. Doğru Efendi Hazretleri'ni gösterdi. Ben görüyorum yüzbaşı böyle. Amir o diyor. Hepimiz memuruz. Geldi elini öpüyor, alnını öpüyor. Bu Allah'ın heybetidir. Bu yamalıklı cübbenin heybeti değil. Hazreti Ömer yamalıklı cübbe giyiyordu ama Rum kralının elçisi geldi bile tiril tiril titriyordu. Değil mi? Geldi Medine'ye koca Hirakli'nin elçisi de Hazreti Ömer'in sarayını soruyor. Bir nene çıktı karşısına. Ne sarayı dedi, Ömer sarayda durmaz ki. Nerede durur? Normal evde durur, mescitte durur. Ne olacak? Nerede görüşeceğiz dedi ya. Rum kralının elçisiyim dedi. Çok konuşma dedi. Nene öyle dedi. Efendi Hazretleri öyle anlatırdı. Çok konuşma dedi. Bağla şuraya atını da gel bakayım falan. Hakikaten. Ondan sonra geldi. Al dedi, Ömer sana dedi. Bir ağacın dibine yatmış. Uyuyor, bir de horluyor. O horlama başladı titreme. Ya dedi, bu uyurken titriyorum. Ben uyanırsa ne yapacağım dedi. Ondan sonra Hazreti Ömer kalktı. Ne diyorsun? Rum kralı gönderdi. Ne var? Dedi ya, açız susu bize dedi, bir işte yemek şudur budur. Dedi bunu götürün bir yedirin dedi. Götürün yemek. Yok diyor, ben seninle yiyeceğim. Zannediyor ki Hazreti Ömer daha yağlı yiyor padişah diye. Dedi iyi o zaman dedi, gel. Halbuki gönderseydi misafir yerinde daha iyi yemek vardı. Hazreti Ömer'in yanında bir kurumuş kabuk var. Yarıya kırdı onu, al bunu yiyeceksin. Dedi böyle, bu nasıl dedi şey dedi ki, gitseydin orada yeseydin o zaman dedi. Benim yemeğim bu kadar. Ya Mevlana ne diyor? Heybeti hakkest nistel kest. Hazreti Ömer 40 yamalı cübbe giymiş. Bu heybet yamalıklı cübbenin heybeti değil. Bu hakkın heybetidir diyor. Tamam mı? Evliyaullah'ta, ehli beyt'te, bu velilerde, seyitlerde. Bunlardaki hal manevidir. Sen ağa olmuşsun, kral olmuşsun, bilmem ne. Kim takar seni ya? Efendim, şimdi Muhammed Avami Hoca bu münasebetle anlatıyordu.
Harun Reşit Rakka'ya gelmiş. Rakka'da bir de cariyesi var. Ümmü Veled, yani çocuğu olan bir cariyesi. Kendisinden çocuk doğurmuş. Şimdi bir yüksek yerde kral duruyorlar. Rakka'da oradan cariyesi bakıyor şeyin içinden, kapalı yerden dışarı bakıyor. Baktı ki kalabalık, izdiham, millet toplanmış bizatın başına, böyle toz duman kalkıyor izdihamdan. Bu kim sordu? Dediler Abdullah İbni Mübarek Hazretleri. Radıyallahu anh, Abdullah İbni Mübarek. Dedi ki ne yapıyor bu millet? Dediler büyük Allah dostu, alim Abdullah İbni Mübarek. Onunla fetva soruyorlar, işte hürmet ediyorlar falan filan. O cariyenin sözü kitaplara geçmiş. Haza vallahi huvel mülk la mülk Harun er-Reşid. Vallahi Harun Reşid'in saltanatı değil, esas mülk bu alimin mülküdür dedi. Anladın mı? Saltanat bu manevi saltanat. Heybet bu manevi heybet. Sen istediğin kadar asker diz, ordu diz yanına, kendini taburlarla, bilmem nelerle, bandolarla takdim et. Ama bu manevi çekiş, Allah dostlarına karşı olan ilgi, alaka. O Efendi Hazretleri Medine'de otelden çıkıyoruz. Ta Ravza'nın kapısına kadar bir kilometre, iki kilometre sağdan soldan dizilmişler. Kadınlar bir tarafta, erkekler bir tarafta. Binlerce insan o gördükleri zaman, bu demin Ali Hazretleri'ni hani yüzünü açtı da millet ağlamaya başladığını derken o aklıma geliyor. Nasıl ağlamaklar, nasıl cezbeleniyorlar. Bir kere görüyorlar o ihvanlar, insanlar yani. Bu sevgi Allah içindir ya. Bu sevgi Allah için. Kimseye para dağıtılmıyor, makam verilmiyor. Hiçbir şey yok. Ama Allah için olanlar böyle ahirette de faydası görülecek. Dünyada da faydası görülecek. Bizim bu derslerimizin hepsi Allah için o. Allah'ı sevmek, Resulünü sevmek, dostlarını Allah için sevmek, Resulü hatırı için sevmek. Allah cümlemize bu sevgiyi gün be gün artırarak içimize işletsin ve yerleştirsin. Bu dostların sevgisiyle bizleri son nefesimize kavuştursun. Özellikle İmam Rabbani Hazretlerimizin babasının dediği gibi, kıymetli babasının dediği gibi İmam-ı Rabbani'ye evladım dedi. Ya İmam, yani o zaman da İmam Rabbani ismi belki de olmayabilir. Ahmet Faruk Hazretlerine ben dedi Ehl-i Beyt'i çok seviyordum ama evladım şimdi tam ölürken onların sevgisine boğulmuş olarak ölüyorum dedi. Çünkü o sevgiyle ölen azap görmeyecek. O sevgiyle ölen ateş görmeyecek. O sevgiyle ölen imanını kurtaracak, şefaata erecek inşallah. Siz de bu sevgiyle toplandınız, bu sevgiyle oturdunuz, dinlediniz. Mutlaka bu meclisin mübarek cuma gecesinde Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e arz edilmiştir. Ehl-i Beyt imamları bundan haberdardır. Hepsi bundan razıdırlar, sizden de razıdırlar. Allah da razı olsun. Celle şanuhu ve celle celaluhu. İmam Ali Rıza Hazretleri'nin 5 erkek, 1 kızı olmuş. Erkeklerin adı İmam Muhammed, İmam Muhammed'il Kani, İmam Hasan, İmam Cafer, İmam İbrahim, İmam Hüseyin. Kızının adı da Aişe radıyallahu anhum ecma'in. Evet, onların hepsine bir salavat-ı şerife okuyalım. Siz de benimle amin dersiniz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed, abdika ve rasulüke nebiyyil ümmi ve ala al seyyidina Muhammed ve ezvaci ve ümmatil müminin ve zürriyeti ve ehli beyti ve sahibi ve sahbika ve salleti ala seyyidina İbrahim ve ala al seyyidina İbrahim fil alemin inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala seyyidina Muhammedin abdika ve rasulüke nebiyyil ümmi ve ala al seyyidina Muhammed ve ezvaci ve ümmahatil müminine ve zürriyeti ve ehli beyti ve sahibi ve sahbi kema barakte ala seyyidina İbrahim ve ala al seyyidina İbrahim fil alemine inneke hamidun mecid ve kema liku bi azim şani ve şerefi ve kemalih ve rıdaki anhu ma tuhibbu ve terda leh daimen ebeden adede malumatike ve midade kelimatike ve rıda nefsike ve zinete arşike efdala salatin ve ekmeleha ve temmeha كلما ذكرك وذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون وسلم تسليما كذلك وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم التابعين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأرضين وعلينا معهم onlarla beraber bize de ya Rabbi, bize de salatlar, bize de feyizler, bize de rahmetler, bize de bereketler. Sonunda ne diyor? Ve aleyna, bize de ma'hum, onlarla beraber. Bir rahmetike ya erhamer rahimin. Amin. Bu çok büyük bir salavattır. Ehl-i Beyt var, sahabe var, efendim annelerimiz var. Çok kıymetli, faziletli bir salavat-ı şerife. İmam Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin dualarım kitabında ben bunu yazmışım. 5 vakit namazdan sonra birer kere okunuyor. Çok büyük faziletler, bereketler elde ediliyor. Efendim ezbere bilmeyenler de burada beraber okumuş olduk. Siz de amin diyerek ortak olmuş olduğunuz inşallahurrahman.
esas salavatımızı da buyurun okuyalım. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi. Amin.